Kripto Kral'a kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Bugün aynı zamanda önemli bir gün olduğunu biliyoruz. Tüm dünyayı, tüm ekonomileri altını, gümüşü, doları etkileyebilecek bir faktör var. Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor arkadaşlar. Ne zaman açıklanacak, neler olabilir, Bitcoin nasıl etkileyebilir? Videonun ilerleyen kısımlarında ona da değineceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de ana desteğe doğru yani RSI trend desteğine doğru çok yaklaştığımızı görebiliyoruz. Hatta dün gelen iğne ile birlikte buraya bir temas ettiğimizi de söyleyebiliriz. Buranın seviyesi yaklaşık olarak 20.700-20.800 seviyelerinde geziniyor arkadaşlar. Yani burası aslında bizim için önemli bir trend desteği. Ve Bitcoin geçmişte baktığımız zaman yine Ares RSI'larda böyle bir trend oluşturduğunu ve maalesef trend desteğini kırdığımız zaman sert düşüşlere sebep olduğunu biliyoruz. Sonrasında burada baktığımız zaman EMA Ribbon'da da arkadaşlar bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada red yemiştik, buradan tam red yemiştik. Fakat şu an EMA Ribbon daha da aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Yani bunun değeri de şu anda 23.500 seviyesi. Yani Bitcoin aslında günlük bazda 23.500 üstünde bir kapanış yaparsa bakın şurada EMA Ribbon'ı kaybediyoruz ve buradan belirleri üstüne atamıyoruz arkadaşlar. 23.500 üstünde bir günlük kapanış aslında yükselişlerin devam edeceğine dair bir sinyal olacaktır. Ve bizleri 27-29 aralığına doğru atabilir. Bunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi EMA Riban'ın aşağı doğru geliyor aslında. İşlerimiz biraz daha kolaylaşıyor. Burada yapmamız gereken önemli bir unsur var. O da bakın burada zaten hacimli bölgeden nasıl destek aldığımızı görebiliyorsunuz. Tam buraya doğru bir iğne attık ve buradan biraz tepki almaya çalışıyoruz. Ve burası aslında aynı zamanda RSI trend desteğine de denk geliyor. Yani bu yüzden Bitcoin'de 20.700 seviyesi önemli olacaktır. Buranın altında hacimli olarak bir gün kapanışı gelmesi maalesef burada takip ettiğimiz RSI trend desteğinin kırılmasına sebep olacaktır. Dediğim gibi hacimli bir bölge oluşturduk burada ve burayı şu an için korumaya çalışıyoruz Bitcoin açısından. Sonrasında burada baktığımız zaman Golden Dead Cross'ta da emailliği tekrardan kaybettiğimizi görebiliyoruz. Sonrasında King Decatur açısından hala satta devam ettiğimizi görebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar günlük bazda baktığımız zaman burada maviyi maalesef tekrardan kaybettik. Bakın burada ne kadar zor olarak kazanmıştık şununla beraber. Sonrasında şu an yeniden kaybettiğimizi görebiliyoruz. Kısa vadede de bizlere şunu söylüyor. 21.600 seviyesi üstüne tekrardan atmamız gerekiyor. Yani kısa vadede direnç alanımızı burası olarak söyleyebiliriz. Buranın üstünde bir günlük kapanışı gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin açısından teknik olarak söylediğim üzere buradaki RSI trend desteğini takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda ise direnç alanımız 23.500 seviyesi olacak ve buranın kırılmasıyla birlikte 27-29 aralığı bizleri bekleyecektir. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum ve zaten burada da görüyorsunuz 27-29 aralığında bir fiyat boşluğumuz bir gapimiz olduğunu biliyoruz ve Bitcoin genelde bunları doldurmayı seviyor bakalım doldurabilecek miyiz? Sonrasında USDT dominansı adına da baktığımız zaman arkadaşlar burada trend desteğini gerçekten çok pozitif kullandı ve aynı zamanda yine burada birçok desteğinin olduğunu zaten biliyorduk bakın ikisinin aynı ana gelmesiyle birlikte yukarıya doğru sert bir hareket yaptı ve burada USDT dominansı adına da şunu söylemek istiyorum 6.25 seviyesi arkadaşlar. Buranın altına bir gün kapanışı gelmesi Bitcoin'de çok daha sert hareketlere sebep olacaktır. Yukarıya yönlü olarak yani bu bölgenin kaybedilmesi bakın ne kadar güçlü bir destek var burada. Burayı kaybederse aslında Bitcoin çok güzel hareketler yapacaktır. Burada da burayı takip edeceğiz. 6.25 altına atmadığı sürece maalesef USDT dominansı yukarıya doğru hareketlerine devam edebilir bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda da zaten trend desteğini çok güzel kullanıyor. Ve buna bağlı olarak da Bitcoin'de zaten 24 bin dolardan bir aşağı doğru geri dönüş gördüğümüzü de biliyorsunuz. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Burada MACD bazında baktığımız zaman düşüşün momentumunun düştüğünü görebiliyoruz. Biraz daha yukarıya doğru bir atakla birlikte aslında MACD bazında da bu kesişimi sağlayabilir. Ve yeniden yeşil yakmasını sağlayabiliriz. Dediğim gibi şu anda düşüşün momentumu düştü. Yani o eskisi gibi sert düşüşlere uğramadığımızı zaten sizler de görebiliyorsunuz. Bu yüzden bakalım burada az biraz daha hareketle birlikte MACD kesişimini sağlayabiliriz. Sonrasında burada dediğim gibi hala satta devam ediyoruz. Ve burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Maalesef burada önlemleri görebiliyorsunuz. Kırıldığı zaman sert düşüşleri sebep olabiliyor. Ve bugün de zaten önemli bir karar var birazdan değineceğiz. Sonrasında burada likidasyon durumuna baktığımız zaman dün aslında longların 127 milyon dolar likide olduğunu görebiliyoruz. Short tarafında 55 milyon dolarlık bir likidasyon var. Yani longlar daha fazla likide olmuş. Peki hangisi daha fazla derseniz. Şu an aslında baktığımız zaman eskisi kadar yoğunlukta bir long topluluğu olmadığını görebiliyorsunuz. Hatta çok az bir long olduğunu görebiliyorsunuz. Bakalım bur burası artık fazla etkilemeyecektir. Yani aslında open interest verileri de. Artık biraz rahatladığını söyleyebiliriz. Yani açık pozisyonların biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Sonrasında %9.1'lik enflasyona karşın bugün aslında Fed'in hamlesi merakla bekleniyor arkadaşlar. Bugün saat akşam 9'da Fed'in faiz oranı kararı açıklanacak ve bunu canlı yayınla sizlere sunacağım. Aynı zamanda Twitter üzerinden de yine sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi akşam 9'da 75 bas puan mı 100 bas puan mı geleceği açıklanacak. Peki şu an için beklentiler ne düzeyde derseniz. Şu anda arkadaşlar 75 bas puanı bekleyen %75'lik bir kesim bulunmakta. Fakat 100, 100, bas puan geleceğini düşünen de %24'lük bir kesim bulunuyor. Yani gördüğünüz üzere beklentiler 75 bas puan civarında. Sizler de görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. 75 mi 100 bas puan mı gelecek? bunu yazabilirsiniz. Benim görüşüm de aslında 75 pas puan gelmesi yönünde. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam FED neden böyle ani faiz artışları yapmıyor? Yani şu an 100, 100 yerine 200 yapsın. Enflasyonu %9'dan %7'ye düşürsün. Neden bunu yapmıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu işler bu kadar kolay olmuyor aslında. Çünkü yaptığı her hamlenin aslında kendisine negatif bir geri dönüşü olabiliyor FED tarafında. Faiz artışı demek aslında burada görüyorsunuz zaten rezesyona girme süreci dahi demek olabilir. Yani biliyorsunuz ekonomiler her daim önüne bir e, ekonomik büyüme hedefi koyarlar. Şu kadar büyümeyi hedefliyoruz ve bu aslında yıl sonu hedefimiz olarak belirlenir. Fakat burada görüyoruz ki ABD'nin bu hedeflerden çok uzaklaştığını hatta ekonomik büyümeyi bırakın rezesyon yani gerilemeye doğru gidebileceğine dair öngörüler bulunmakta. Ve burada da baktığımız zaman... Faizin çok daha hızlı artması demek aslında insanların artık parasını daha çok elinde tutmaya çalışması demek. Yani daha çok birikim yapmaya çalışması demek. Ve bu da aslında daha yavaş bir ekonomiye sebep olabilir. Yani insanlar artık paralarını harcamak yerine yatırım birikim yollarına gidebilir. Ve bu yavaş ekonomide biliyorsunuz ki esnafların işletmelerin artık daha az iş yapmasına sebep olup ve böylelikle de işsizliğin artmasına sebep olabilir. Yani burada ABD'nin böyle uçuk kaçık faiz yapamamasının sebebi, böyle küçük küçük adımlarla ilerlemesinin sebebi de aslında burada işsizlik faktörü ve ekonomik büyüme hedeflerinin çok gerisinde kalmasından dolayı bu şekilde hareketler yapamıyor arkadaşlar. Yani benim de beklentim 75 bas puan yönünde olacak. Bakalım bu akşam saat 9'da zaten canlı yayında birlikte göreceğiz. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Sonrasında haberlere baktığımız zaman ABD senatörleri küçük kripto işlemlerini vergilerden muaf tutacak. Yani ABD hala vergi düzenlemesi yolunda ilerliyor ve bu da gör, bunu da görmek güzel aslında. Sonrasında baktığımız zaman Japon bankası CNBC NFT ve Web 3 piyasalarına giriş yapacak arkadaşlar. Bunu da görmek gayet güzel. Yani NFT'ler, Web 3'ler, kriptolar. Bakın aslında hala geleceğe hazırlanan bir piyasa olduğunu görebiliyoruz. Sonrasında bir yıllık hodl dalgasına baktığımız zaman artışta olduğunu görebiliyorsunuz ve bunun yine yatayda devam edeceğini düşünüyorum ben. Gayet güzel aslında. Sonrasında 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar şu an için hala alım yapmadılar. Ve burada The Pool Multiple verisine baktığımız zaman bu bize hala akümüle etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani yeşil alanda olduğumuzu ve toplama alanında olduğumuzu söylüyor. MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman yine bizlere Bitcoin'in 2-3 yılda bir geldiği ve çok önemli bir fırsat olarak verdiği alanlarda olduğumuzu söylüyor. Ve şu anda da yine yeşil alanda devam ettiğimizi görebiliyorsunuz. Yani bizlere şunu söylüyor yavaş yavaş akümüle etmeye devam et ileride kazanacaksın diyor. Fear and Greed indekse baktığımız zaman da korku seviyesinden bir türlü kurtulamayan Bitcoin var. Ve yine korkmaya piyasalar devam ediyor. 28 seviyesindeyiz ve korku seviyesi devam ediyor videomuz bu kadardı sizleri seviyorum kendisi çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın görüşmek üzere.